Habükün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Şimdi Sayın Vekilim, Yenice'de doğalgaz meselesi. Doğalgaz çok gündeme gelmeye başladı. Halk doğalgaz konusunda bir hayli ümidi artık kırıldı. Biliyorsunuz bir ilçeye doğalgaz gelmesi için o ilçenin yerel yönetimi ve merkezi yönetimin işbirliğiyle, diyaloğuyla ancak doğalgaz ete kemiğe bürünür, hayatiyete geçer. Yerel yönetim, Yenice yerel yönetimi, merkezi yönetim olarak sizinle bu doğalgazın gelmesi için Yenice'ye herhangi bir istişarelerde bulunuyor mu? Herhangi bir çalışma içine girdiler mi? 27 Haziran seçimleri öncesinde de devlet büyüğümüz Mehmet Ali Şahin Bey'in de Yenice'ye gittiği zaman buraya doğalgaz gelecek kelimesi bizim için de bir devamlılıktı. Seçim dönemi içerisinde biz de Yenice'ye doğalgaz geleceğiyle alakalı söylemlerimizi devam ettirdik. Hatta yerel seçimler öncesinde biraz daha vatandaş dillendirmeye başlamıştı. Meydanlarda da geleceğini ifade ettik. Tabii bir ilçeye doğalgaz gelebilmesi için bazı kriterler var. Yenice'nin kriterleri normal şartlarda doğalgaz getirilmesi için tutan kriterler değil. Fakat çok feasible da değil doğalgaz. Değil. Yani getirilebilmesi de gerçekten kolay değil. Ama biz Yenice'ye doğalgazı getirmek için faaliyete geçtik, çalışmalara başladık. Bununla ilgili de yerel, biliyorsunuz, genel dağıtımları BOTAŞ yapar. Yani ana boru hatlarını BOTAŞ yapar. Yereldeki iç hatları da yüklenici Kargaz firmalar. Bu bölgede de Kargaz firması. Evet. Yani Eski Pazar'a, Karabük'e, Safranbolu'ya, işte Yenice'ye şu anda kullananlar ve kullanacaklara ara hatları düşen firma Kargaz firması. Yenice Belediyesi tabii seçim dönemi içerisinde işte biz BOTAŞ'a gidiyoruz. Efendim biz enerji piyasası düzenleme kuruluna gidiyoruz. Efendim şuraya gidiyoruz. Fakat buralara gitmek doğru bir adres değil. Vatandaşa da gösterilen doğru bir adres değil. Adresin doğruluğu Kargaz'da. Buralara giderken merkezi hükümet yöneticileri olarak bölge milletvekilleriyle herhangi bir istişare yapıldı mı? Ya da biz gidiyoruz, siz de gelin, bir destek verin, beraber yani gidelim. Sadece o tabii doğru olmayan bir şekilde vatandaşı yanıltmaya yönelik ya da AK Parti siyasetçilerini hani ya bunlar yapamazlar, edemezler, getiremezler demeye yönelik yapılan yanıltıcı açıklamalardı. Halen devam etmekte maalesef. Kargaz firması seçimden önce yerel belediyeye doğalgaz getirilmesiyle ilgili şehrin altyapısı, imar durumu ve benzeri konularla ilgili bilgi alabilmek için, yani bunu Safranbolu Belediyesi'ne de zamanında yazdı, Safranbolu Belediyesi bu bilgileri verdi. Karabük Belediyesi'ne yazdı. Karabük Belediyesi bu bilgileri yazdı, verdi ve bunun üzerine doğalgaz getirildi. Kargaz firması seçimden önce Yenice Belediyesi'nde bu altyapıyla alakalı doğalgaz getirileceği ve bununla ilgili yapılacak çalışmalarda ellerinde kriter ve belge olması teknik için, bilgi ve belgeler. Teknik bilgi için yazı istedi. Bu yazının geldiğine dair Kargaz'a şu ana kadar bize gelmiş bir bilgi yok. Daha Kargaz'a cevap bile verilmedi yani. O teknik bildiğim bilgi kadarıyla, ve belgeler verilmedi kadarıyla bir bilgi yok. Yani olması gereken yol da bu. Siz ne kadar BOTAŞ'ın kapısına yazsanız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kapısına yazsanız, çözüm kapıları oralar değil. Yani bunlar doğru söylemiyorlar, bunlar getirmeyecekler. Biz EPDK'ya soracağız. Doğru adres değil. Ya da BOTAŞ'a soracağız. Doğru adres değil. Doğru adres Kargaz'dır. Kargaz firması da Yenice Belediyesi'ne, Yenice'ye doğalgaz getirmek için bir yazı yazmıştır. Yani Yenice'nin arazi şartları çok müsait değildir. Zaman alacaktır. Yol kenarından kazmayı vururuz, boru hattını geçiririz denilen bir sistem değildir doğalgaz. Yani su hattı getirmiyorsunuz. Gaz hattı getiriyorsunuz. Gazları ana yollardan daha uzak alanlardan, dağların tepelerinden aşağı aşağı. O yerel yönetimin basiretine bağlı. Belediye eğer çok aktif bir şekilde çalışırsa doğalgaz ilçeye çok aktif, hızlı bir şekilde onun da etkisi var ama burada tabii ilçeye kadar olan mesafe çok önemli. Hem Karabük tarafından hem de Gökçebey tarafından gerçekten arazi şartları Yenice'nin zor. Birkaç yıl alabilir. Yani Eski Pazar'dan Karabük'e düz tarlalardan belki çok hızlı bir şekilde kazıp boruları döşeyip gelebiliyorsunuz ama Yenice tarafının dağlarını aşmak kolay değil. Derelerini zaten aşmak kolay değil. Gökçebey tarafından gelir. İşte Gökçebey biraz daha buradan 3'te 2 daha avantajlı mesafe olarak.
Dolayısıyla kolay bir süreç olmayacak Yenice için. Ama Yenice'ye doğalgaz gelecek. Kargaz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Evet.